Herkese merhaba. Offensive Oyun Kurucu YouTube kanalındasınız. Feyenoord kariyerimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bu bölüm Barcelona maçıyla başlayacak. Sonrasında Zwolle ile kendi evimizde oynayacağız. Fortuna Start maçını yapacağız deplasmanda. Ajax'la Hollanda Kupası yarı final mücadelesi. Eğer yetiştirebilirsek belki AZ Alkmaar maçını da bu bölümle sıkıştırmaya çalışabiliriz. Şimdi şöyle bir takım dinamiklerine gidelim. Takım oyunumuz mükemmel seviyeye çıktı. Kulüpteki atmosfer mükemmel. Menajere destek de çok iyi. Mutluluk durumunu zaten biliyoruz. Gerçi burada biraz sıkıntısı var ama çok önemli değil. Santiago Jimenez 12 gün 3 hafta sağlardan uzak kalacak. Marmuş'un hafif bir sakatlığı var. Jaden Slory'nin hafif bir sakatlığı var. Tabi Jaden Slory ağır sakatlıktan dönüyor. Rehabilitasyonu tamamlayıp tam gücüyle takımla beraber çalışmaya başlayacak. Lucas Gornadolot'un da hafif bir sakatlığı var. Şimdi artık ben Muhammed Tarihi daha fazla kullanmak istiyorum. Onun için onu U18 maçlarına çıkarmayacağım. Kadromuzda yer vermek istiyorum ona. Antrenman yapımızda bir değişiklik yaptık. Barcelona maçı öncesinde burada genel antrenman vardı. Bunu maç hazırlığı savunma yapısı olarak belirledim. Deplasmanda oynayacağımız için biraz savunmaya dönük antrenman yapalım maç öncesinde. Son gün antrenmanlarımızı o şekilde değerlendireceğiz. Şimdi maç öncesi anketlerde %35 Barcelona galibiyeti, %36 Feyenoord galibiyeti, %29'da beraberlik demişler. Tabii form durumuna bakacak olursak bizim form durumumuz Barson sonuna göre daha iyi. Son 5 maçta bir mağlubiyet, bir galibiyet, 3 beraberlik aldı Barcelona. Biz son 5 maçta 4 galibiyet, sadece bir beraberlik aldık Volendam'a karşı. Gornadolu'dan faydalanamayacağız. Santiago Jimenez'den yine faydalanamayacağız. Rakibimiz Barcelona'da ise Andreas Christian Sen bu maçta forma giyemeyecek. Barcelona maçına hazırız. Elimizdeki kadronun en iyisini sahaya çıkarmaya çalıştık. Heidel kalede olacak. Gertrude Hartmann beklerde görev yapacaklar. Timber ve Darmian. Orta saha iklimiz Ulloy'da, Orkun, İdris'i hücum hattında Kasper ile beraber oynayacaklar. Bu maç özelinde temkinli bir oyun anlayışımız olacak. Savunmadan pas yaparak çıkmak istemiyorum. Çünkü rakibimiz basacaktır bize. Top kaybı yapmak istemiyorum çıkarken. Onun için kalecime de savunma oyuncularına top vermesi talimatını kaldırdım. Baskı hattımızı biraz geriye çektik. Orta sahada sert bir pres yapacağız rakibimize. Topa da dalacağız. Daha sık önde savunu da kaldırdım. Savunma arkasına atılacak toplar olacak olacağını düşünüyorum. Onun için bu şekilde bir oyun anlayışıyla Barcelona maçına çıkacağız. Soyma odasına gidelim. Yumruğumuzu sıkıp iyi oynuyoruz ve güzel bir seri yakaladık. Bunu devam ettirelim diyeceğim çocuklara. Şöyle bir savunma oyuncularına da size inancım tam diyeyim. Evet, bütün oyuncularımızı motive etmeyi başardık. Deplasmanda Barcelona ile karşılaşacağız. Zor bir deplasman tabii ama takımıza güveniyoruz. Temkinli bir oyun anlayışıyla oynayacağımız için oyunu tutmamız lazım erken gol yemememiz gerekiyor. Ki bunu şu ana kadar başardık. Şimdi Olkun korneri kullandı. Dekten dışarı gitti top. Aslında bir duran top golü çok iyi olurdu. Rakibimiz de duran top kullanıyor. Gavi ortaladı. Arka direk. Şimdi kontraya çıkabiliriz. Bulluğu da ters kanatta topu aldı. Ferran Torres ona bastı. Dikkatli olmamız lazım. Oyun da hücuma katıldı. Kasper. O topu aldı Hartman'a. Hartman Cordoba'ya Hartman, verdi. Şimdi Vandenberg. Orada hata yapmayalım. İdris'i. İdris'i. Onun pası kötüydü. Ferran Torres Lewandowski'ye. Orada müdahale çok yerinde. İdris yine çıkarken top kaybı yaptı. Balde orta geldi savunma. Yalnız çok sıkıntı yarattılar. Daraldı kordu dışarı attı topu Osman Dembele. Rakibimiz çok etkili geldi. Yani İdris çıkarken iki defa top kaybı yaptı. ve bu bizim kalemizde tehlike yarattı. Evet top adalı kaldıralım. Biraz sıkıntı yaşıyoruz gibi. Şimdi dışarı gitti top. Lewandowski vurdu top dışarı gitti. Evet ilk yarıyı bu skorla kapatırsak avantaj. Hartman Orkun'a verdi. Orkun kaptırdı topu geri alabilecek mi? Alamadı. Pedri, Ferran Torres, Casper geldi orada topu aldı. Cordoba, Vandenberg, Gertrude'a. İdris'i kaptırma topu. Vandenberg, şimdi Gertrude'a ama çok da iyi bir düşünce değil. Gavi, Lewandowski, Dembele. Koundé ile sağ taraftan geliyor Barcelona. Dikkat edelim oraya. Gavi, İçeriye çevirdi Dembele Dembele dışarı attı Gerçekten bunu aldık ama ilk yarı 0-0 bitti. Daha iyi olmamız lazım diyeceğim çocuklara. Bu şekilde ikinci yarıya gidelim. Şimdi Orkun kullanıyor. İyi gittik ama olmadı. Ter Stegen Koundé ile başlattı oyunu. Koundé'nin pası Dembele. Tam terse bir sağdan bir soldan başımızı döndürdü Barcelona. Şimdi Balde, Ferran Torres, aman diyeyim sekti top Heidel'a kaldı. Yani oyunu tutabilmemiz biraz şans eseri oldu. Çok bunalttılar bize. Balde yine Ferran. Balde. Geriye doğru Nico'ya. Onun pası Casey. Pedri yine bir şut gelecek. Direkten geri geldi Heidel. Aman aman. Tabi Barcelona'nın da çok tehlikeli ayakları var. Oyuncu değişikliği yapalım. Yorulan oyuncularımız var. İdris'in yerine Marmuş'u alacağız. Bolloid'in yerine de Milan boyu atacağım. Hücum hattındaki iki kanat oyuncumuzu değiştirelim. Heidel. Uzun bir kaleci vuruşu geldi. Araujo. Dembele topu aldı. Sergio, Araujo, Dembele dikkat edelim. Lewandowski, Sergio sol tarafa, Balde'ye. Kasper geldi. Kasper da bayağı savunmaya destek oluyor gerçekten. Çok rahatlattı bize. İlk yarıda da bunları sık sık yaptı. Ama tabii yine önde baskı. Fatih, Ansu Fatih verdi. Kesi, Pedri ve golü yedik. Sonunda attılar 65. dakika 1-0 oldu. Gerçekten bunu aldık. Yani biz aslında şu baskı hattını biraz öne çıkarabiliriz. Sıkıntı yaşıyoruz çünkü. Geriye çekilince çok fazla baskı yaptı Barcelona. Şimdi Gertrude'a. Heidel'a. Heidel uzun bir kaleci vuruşu. Kesper indirebilir mi? İndiremedi ama top bizde kaldı. Marmuş arkaya. Haydi Kasper bitir bunu. Kasper attı golü. Hakemin eli havada mı? Yapma hoca. Hoca yapma. Gol incelemesi yapılıyor. Ve gol geçerli. işte bu be. Kasper. Çok ümit vaat etmiyordu oynadığımız futbol ama Marmuş arkaya attı. Kasper'ın kontrolü top yere inmeden çok güzel bir bitiriş ve 1-1 oldu. Şimdi artık fişi çektik diyebiliriz belki. Barca'nın için İş çok zor artık. Oyuncu değişikliklerini yapalım. Yorulan oyuncularımız da var. Orkun'un yerine Dani Sebalios'u alacağım. Gertrude'u da yoruldu. Onun yerine Pedersen'i alalım. Hartman'ın yerine de Marcos Lopez mi? Haydi David Anko'yu alalım. Evet standart bek olarak David Anko gelsin sol beke. Artık oyunu tutmamız lazım ki evet 90 artılar oynanıyor ve başardık. Barcelona'yı eledik. 1-1 bir bir kaldık deplasmanda. Bence çok başarılı oynadık. Evet biraz şans yanımızdaydı ama eller belli. İlk maçtaki galibiyetten sonra işi burada bitirmiş olduk. Gösterdiğiniz performanstan çok memnunum çocuklar. Harika bir performans. Turu biz atladık. Rakibimiz oynadı. Fakat biz istediğimizi aldık. 1-1 bir bir bitti, eşleşme sona erdi ve ben bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum dedi rakip takım teknik direktörü Xavi. Yine kasamıza ciddi bir para girişi oldu. Yalnız buradaki kötü olay şu, Orkun gördüğü sarı kar sebebiyle bir sonraki maçta cezalı duruma düştü. Bir sonraki maçta karşılaşacağımız Zvola takımının gözlemci raporu geldi. Şöyle bir bakalım, Eredivisie'de 14. sıradalar zayıf yönleri, karıcının degaj özelliği kötü, dayanıklıkta sıkıntı yaşıyorlar. Yüksek tempo oynayacağımız için bu onlar açısından problem olabilir. Agresiflikleri de kötü, savunma orta saha, orta yapmadığı problemleri var, karar alma. Evet, birçok konuda problem yaşıyorlar. Oyun tarzımızdan ödün vermemizi gerektirecek bir durum yok. Biz bildiğimiz şekilde oynamaya devam edeceğiz. Paris Saint Germain Arsenal'ı eledi. ikinci ayak Liverpool'da Atletico Madrid'i eledi. Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki tur için kura çekimi hazır. Şöyle bir bir kura çekimine girelim. Kim yaptırıyor kura çekimini? Gianluigi Buffon. Kendisine güveniyorum. Güzel bir kura çekimi gerçekleştirecektir. Bize şans getirecektir. Şimdi Ajax'ın rakibi Feyenoord diyebilirsiniz. Ajax Juventus'la eşleşti. Ajax bence yine şanslı bir eşleşme. Paris Saint-Germain Liverpool eşleşmesi ve Real Madrid Feyenoord eşleşmesi olacak. Çeyrek final mücadelesini Real Madrid'e karşı yapacağız. Geçen sene Real Madrid'i elemeyi bilmiştik. Şimdi yarı final mücadeleleri de belli olacak. Oraya da girelim. Inter, Bayern, Ajax, Juventus galibiyle oynayacak. Biz de Liverpool, Paris Saint Germain maçının galibiyle yarı final mücadelesine çıkacağız. Zor eşleşmeler tabii ki ama Şampiyonlar Ligi. Ben geçen sene Real Madrid'e karşı ne yaptığımızı merak ediyorum. Real Madrid'e eredik diye hatırlıyorum ama evet. Kendi evimizde Real Madrid'i 3-1 yendik. Deplasmanda 2-1 yenilmiş olmamıza rağmen turu geçtik. Geçtiğimiz sene de yine çeyrek finale kadar geldik Şampiyonlar Ligi'nde. Orada Manchester City elenmiştik. Evet oranlara göre Zvolle maçını problem yaşamadan kazanmamız gerekiyor. 150 oranımız var. Rakibimizin oranı 6. Onlar Ryan Thomas'tan faydalanamayacaklarmış ki bu sezon 23 maçta forma giymiş. Aslında çok da parlak bir performans göstermemiş kendisi. Rakibimizin form durumu çok iyi değil. Son 5 maçta sadece 2 beraberlik. 3'te mağlubiyet almışlar. Problem yaşamadan kazanmamız gereken bir maç ama bu tarz maçlarda problem yaşayabiliyoruz bazen. De Dekuip'te oynayacağımız Zvola maçına hazırız. Milambo bugün sol tarafta oynayacak. Marmuş sağ tarafta kanat oyuncusu olarak forma giyecek. Eyüp Aydın ve Dermani ikilisi orta sahada. Ve Tahiriye bu maçta forma şansı vereceğim artık. İlk 11'de çıkacak ki gerçekten de özelliklerini çok iyi geliştirdi. Karemize de kapril olacak bugün. Heidel'ı da dinlendiriyoruz. Taraftarımız bizden bu maçta galibiyet bekliyor. Onların yüzünü kara çıkarmayalım dedim ama... Oyuncular nedense taraftarla ilgili konuştuğunda gaza gelmiyorlar. Şöyle biz yine tek tek bütün mevkilerle konuşalım. O oyuncularımızı motive etmeyi başardık. Şurayı da şöyle bir puan durumunu alalım. Azi Altmar puan kaybı yaşadı bu arada. Onlar bir bir berabere kaldılar. Gertrude'yu da Orkun'a verdi. Eyüp Aydın. Gertrude'yu da. Eyüp yaklaştı ona. Sepp Vandenberg ortaya doğru dermane. İyi bir pas değildi. Şimdi Hanko aldı Eyüp Aydın'a. Dermane Milanbo ile oynuyor. Geçmedi top. Bir kez daha Milanbo. Milanbo, Milanbo, Milanbo. Neler yapıyorsun? Anthony Milanbo. Kalecinin de büyük hatası vardı bu golde ama. Enteresan bir gol oldu. Dermane Milanbo'ya verdi. İlk denediği top geçmedi. Dermane tekrar onunla oynadı. Milanbo'dan bir vuruş kaleci. Topu tokatlayamadı. Mirambo'nun güzel golüyle 1-0 öne geçtik. Oldukça güzel bir gol oldu. Şimdi Orkun ortayı açtı. Arkada marmış vurdu top dışarıda. Rakibimize de kazan veriyor oynuyor. Bizim oyuncumuz kazan veriyor. Kiralık olarak Zvola da forma giyiyor. Bir dakika Milambo ne oldu? Sağ kenar kenara tedavisi yaparak maça devam etmesini sağlayabiliriz. Tamam öyle yapın o zaman. Milambo oynasın. Şimdi Orkun ortaya açtı. Savunma karşılıyor Derman'e. Topu aldı Derman'e. Eyüp Aydın'a, onun pası Hanko'ya. Tahiri, Eyüp. Tahiri Derman'e iyi paslaşıyoruz. Milan Boz sol tarafta iyi çekti topu. Çok da iyi ortaladı. Olmadı. Milan Boz bugün harika oynuyor. Çok güzel bir orta açtı. Topu da çok iyi çekti orada ama Kasper iyi bir kafa vuruşu yapamadı. İlk yarıyı bu skorla bitirdik. Evet rakip kaleye çektiğimiz şut sayısından memnunum diyelim. İkinci yarıya gidelim bakalım. İkinci yarıda bizi neler bekleyecek. Sanki Casper'ın yerine bir İlyas'ı alabiliriz gibi oyuna. Orkun ortaya açtı. Savunma karşılıyor. Milambo yine kurtardı rakibinden. İçeri çevirdi ve marmuş golü attı. Anthony Milambo şov var bugün sahada. Harika oynuyor gerçekten. Çok güzel oynadı bugün. Attığı gol çok iyiydi. Yaptığı servisler çok iyi ki burada da gerçekten ekstra işler yaptı. Topu kurtardı. Çizgi inip içeri plase gönderdi Marmuş'a doğru ve Marmuş golü attı. 2-0'ı bulduk. Bu pozisyondan sonra oyuncu değişiklikleri yapabiliriz. Artık bence İlis'te oyun alabiliriz. Beylen. Rospa. Beylen sol tarafa Ronny Lopez'e. Taha dikkat kaldırdı topu terse doğru. Gertrude da hata yapmıyor Marmuş. Marmuş Gertruyda da hücuma katıldı. Şimdi aldı da Arkaya Kesper'ı iyi gördü. Kesper yine enteresan bir gol Kesper'dan. Kesper Tankstedt yine attı golünü. Barcelona maçında da çok güzel bir gol atmıştı. Kontrolü, vuruşu, on numara bir gol. Gertrude'a savunma arkasına direkt oynadı. Göğüs kontrol. Topun yere inmesini beklemeden harika bir bitiriş. Bu arada Fortuna Start 2-1 öne geçti. Oradan çok iyi haber geldi. Ajax eğer maçı çeviremezse bizim için çok iyi olacak. Ne oldu ya? Bir dakika. 2-1'di burası. Niye 1-0'a döndü ki? Fortuna Start. Beylen, Herald, Saha. Şimdi Lokadia, Eyüp Aydın aldı. Ortaya verdi. Casper terse Milambo'ya. Milambo, Milambo Orkun'a doğru düşündü ama geçmedi. Tahiri. O döndü verdi Hanko'ya. Oyunculara bir şeyler söyleyecektim ama söylememe gerek de kalmadı. Hakemin ile havada. Şöyle çocuklara konsantrasyonunuzu düşürmeyin diyeyim ben. Ve gol geçerli. Evet 4-0 oldu. Harika oynuyoruz. Kesper ikinci golünü attı. Dermane. O kaldırdı Kesper'a. Kesper yine bitirdi. Kesper gerçekten iyi golcü. Yakıldığı fırsatları kaçırmıyor ama. Kesper'ı çıkaracağız. İlyas oynasın istiyorum biraz. Orkun'u da çıkaralım. Bullu gelsin. Artık Lucas Gornadoğut'u da biraz kullanalım maç kondisyonu kazansın o da. 3 oyuncu. Başka oyuncu değişikliği yapmamıza gerek var ama Hadi bir de Dani Sebalyos alalım. 4 oyuncu değişikliği yaptık. Yani rakibimizi tamamen söklese ettik. Sağda herhangi bir şey ortaya koyamadılar. Sadece bir şutları var. Şimdi 2 oldu. Orada ayak söne geçti galiba. Berabere mi oldu? Bir şeyler oluyor ama maç sonunda bakacağız o maça. Şimdi Tahir'i Milanbo. Milanbo'yu da çıkarmamız lazım galiba artık. Ajax Fortuna start maçı çok ilginç oluyor. 3-3 gördüm biraz önce alt tarafta. Enteresan bir maç oluyordu. Aman Sepp Vandenberg hata yaptı ve golü yedik. Milos Pantovic Sepp Vandenberg'den topu kaptı. Karşı karşıya kaldı ve golü yedik. Tahir'e nedense çok iyi bir oyun ortaya koyamadı ama Ayrı'yı biraz irdelemek lazım. Yani sanki kanat pek olarak ondan çok verim alamayacağız gibi. Aslında özellikleri stopere de devşirebiliriz bu oyuncuyu. Özellikleri bunu izin verir gibi. Evet 4-1 kazandık istediğimizi aldık. Şöyle eller belli. Tebrikler beyler. İyiydiniz diyeceğim ve yolumuza devam edeceğiz. Evet inanılmaz bir maç oldu ama Ajax hata yapmadı. 90 artı 2 17 kanın attığı golle galibiyeti aldı Ajax. 4-3 galip geldiler. Onların puan kaybı yaşaması güzel olabilirdi ama hata yapmadılar. Maalesef Anthony Milambo kalça zedelenmesinden dolayı 5-8 gün sağlardan uzak kalacak. Ren patronu Bruno Genezio statta maçımızı takip etmişti. Kuyp'teymiş kendisi. O da Sepp Van den Berg'i takip ediyor. Sepp van den Berg'i de takip eden kulüplerin sayısı arttı. Oyuncu istatistiklerine bakalım. Oyuncu genel bakışa gelip de. Çünkü Kasper da çok fazla gol attı. 16 gole ulaşmış ligde. Ama Santiago Jimenez 20 golle hala gol krallığı yarışında lider. Türkiye Süper Liginde Galatasaray geriden gelip yine öne geçmeyi başarmış. 48 puanla liderlik koltuğuna oturmuş Galatasaray. Bir ara baktığımda Fatih Karagümrük'le arasında 7-8 puan fark vardı. Ama Galatasaray toparlamış ve şu anda liderlik koltuğunu ele geçirmiş durumda. Fenerbahçe'de toparlamış. Onlar bir ara 16. sıraya kadar gerilemişlerdi. Şu anda 8. sıraya kadar yükselmişler. Hala aynı teknik direktörle devam ediyor Fenerbahçe yoluna. Konferans liginden elenmişler. Evet Türkiye Kupası'nda yollarına devam ediyorlar. Galatasaray'a da bakalım. Çok ayrıntılı bakmak istemiyorum buraya ama Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde elendi zaten. Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'ye yenilmişler. Ve Süper Lig'de de son iki maçında aslında puan kaybı yaşamış Galatasaray. Şimdi bizim kulüp yönetimi transfer komitesindeki personel sayısında artışa gitti. Buradaki boşlukları doldurmamız gerekecek. Bir tane gözlemci, bir oyuncu analisti, bir de performans analisti almamız gerekiyor. Bir de antrenör ekibine yeni bir antrenör alabiliriz. Oranın da kontenjanını bir arttırdılar. Evet antrenör ekibine katacağımız yeni antrenörümüz geldi. Tru Flores. Onunla anlaştık. Hücum teknik olarak iyi bir antrenör. Performans analistimiz de geldi. Giovanni Serra. Veri analizi 17. Taktiksel bilgi birikimi de 15. İyi bir performans analisti. Onu da teknik eğitimimize kattık. Ve transfer komitemiz için Lee Mooney de geldi. Onu da oyuncu analisti olarak aramıza kattık. Veri analizi 16. Oyuncu yeteneği değerlendirme 16. O da gözlemci ekibimize güç katacaktır diye düşünüyorum. Akademiden aramıza katılan oyuncular duyuruldu. Yani bir kaleci buldu ki altyapı sorumluluğumuz dille Kararlılık 18, kişilik çalışkan, potansiyel yeteneği 4 yıldız net 5 yıldız olabilir diyor. Elle kontrol 14, degaj 13, refleksör 12, karar alma 14, pozisyon alma 14, çeviklik 13. Evet gerçekten gelecek vadeden bir kaleci. Erwin Peters, o da kişilik hırslı sayılır. Kararlılık 13, takım oyunu yüksek, agresiflik, cesaret, çalışkanlık fena değil. O da gelişim gösterecektir stoper oyuncusu. Brandon Slotwijk, Hollandalı. Ya bu oyuncu evet centilmen sayılır. Sol ayaklı, orta sahada savaşçı orta saha ama kararlılığı çok iyi değil. Bu oyuncudan çok bir beklentim yok. Tristan Yılmaz, onun da kararlılık 20, o da çalışkan. Potansiyel yetenek 3 yıldız net, 4 yıldız olabilir diyor. Bu potansiyeline ulaşabilecek bir profili var. Özellikle kararlılık, cesaret ve kişiliğin de çalışkan olması. Derin oyun kurucu olarak oynayabilecek bir oyuncu. Akademiden duyurulan oyuncular beni memnun etti. Özellikle kaleci çok iyi. Güzel bir kaleci buldu altyapı sorunumuz. Ve bu olduğu oyuncuların iki tanesinin de kişiliği çalışkan. Altyapı sorumlusunun kişiliği bu açıdan gerçekten önemli. Şampiyonlar Ligi kurallarından sonra bizim fikstürümüz yine güncellendi. Şimdi Hollanda Kupası yarı final mücadelesine çıkacağız. Ajax'la kendi evimizde oynayacağız. Sonrasında da Real Madrid mücadelesi var. AZ Altmar ve tekrar Real Madrid mücadelesi. Önümüzdeki 4 maç gerçekten çok önemli maçlar. Özellikle Ajax ve arkasına Real Madrid'le oynayacak olmamız kötü. Yani bu iki maç arasında da sadece üç günlük bir araba. Burada rotasyon da yapamayacağız. Ajax da önemli bir takım ama oyuncularımızı gerçekten bu maçtan sonra belki bir gün dinlendirebiliriz ve maç sırasında da oyuncularımızı iyi gözlememiz lazım. Çok yıpratmamamız gerekiyor oyuncuları ki Hollanda kupası mücadelesi umuyorum maçta uzatmalara gitmez. Şimdi burada şöyle bir oyuncu var. Tabii oyuncunun da on servis bedeli yüksekmiş ama biz bu oyuncuyu bir gözleyelim bakalım. Bir de burada bir oyuncu var 14.5 oyuncuyla da ilgili de bir gözlemci raporu isteyebiliriz. Sparta Rotterdam'da. Onu da gözlemleyelim. Bu oyuncuyu da gözlemleyelim. Hollanda Kupası mücadelesinde Ajax'a karşılaşacağız ve Ajax'ın gözlemci raporu geldi. Zayıf yönlerine bir bakalım istiyorum ama çok da bir zayıf yönü yok. Son 20 karşılaşmada rakiplerin yaptığı toplam 16 asistin 7 tanesi ceza sahasının dışından kaydedilmiş ve yenilen gollerde yine son 20 karşılaşmada rakiplerin yaptığı toplam 16 asistin 6 tanesi ara paslarından kaydedilmiş diyor. Onun dışında yani güçlü yönleri zaten çok fazla. Kendi oyun tarzımızı oynayacağız. Dekuip'te oynayacağımız için avantajlıyız. Yine pozitif futbol oynayıp kendi oyun tarzımızı sahaya yansıtmaya çalışacağız bu maçta. De Klesiker derbisi ile ilgili oranlar Feyenoord'u işaret ediyor. 2.25 Feyenoord galibiyeti, 2-88 Ajax galibiyeti beraberliğe de 3-50 demişler. Form durumları benzer. Son 5 maçta biz 3 galibiyet 2 beraberlik aldık. Ajax'a 4 galibiyet 1 beraberlik aldı sadece. Son maçta Fortuna Star'da karşı zorlandılar. Ajax'ın önemli oyuncuları eksik. David Klaassen, Hilgers, Dushan Tadiş ve Wittig 4 oyuncudan faydalanamayacak Ajax. Bizde sadece Cordoba bu maçta forma giyemeyecek galiba. O da milli görevde olduğu için forma giyemiyor. Onun dışında biz bütün oyunculardan faydalanabileceğiz. Ajax maçına hazırız. Çıkarabileceğimiz en iyi kadrolardan bir tanesini çıkarmaya çalıştık. Kare Capri olacak bugün. Lopez ilk 11'de oynayacak. Marmuş ve Milambo da kanatlarda olacak. Lucas Cornado ilk 11'e geri döndü. Bu kadroyla çıkacağız. Şöyle bir takımımızı bildirelim. Sonrasında Real Madrid'de oynayacağız tabii. Önemli bir maç oda ama bu maçta sonuçta Hollanda Kupası yarı final mücadelesi. Bu maç da çok önemli. Bizi övenlerin ne kadar haklı olduğunu göstermeliyiz bence beyler. Futbol nasıl oynanır gösterelim hadi. Şöyle birebirde de belki Casper'la konuşabiliriz. Sana inancım tam diyeceğim. Çok etkileyemedik onu. Defans oyuncularına size inancım tam diyeyim. Tam bu şekilde maça çıkacağız. Hollanda kupasında De Klasiker derbisi. Feyenoord Ajax mücadelesi kendi evimizde oynadığımız için avantajlıyız bence. Ama Ajax çok iyi başladı maça. %65 topla oynuyorlar. ve ciddi ciddi atak yaptılar şu ana kadar da. Bulluyday'ı tutmaya devam edeceğim oyunda. Ama belki ikinci yarıda onu da çıkarıp Bulluyday'ı oyuna almamız gerekecektir. Milan boyu oyunda tutacağım. Şimdi Ajax geliyor. Lopez. Van der Bremt. Orkun aldı. Haydi Orkun iyi çıkar takımı. Orkun sağ kanattaki boşluğa doğru gitti. Gertruida'ya. Gertruida. Ne yapıyorsun Gertruida? Berguiz. Basse'ye verdi. Arkaya doğru şimdi iyi bir pas. Orkun. Resmen kademe yaptı. Gizli forvet ama o topu Orkun koştu. Lucas Kornadot, Kesper. Sağ tarafta Marmuş var. Aldı topu Marmuş. İçeri yöneldi. Ortaya çevirdi. Kesper golü attı. Kesper Tankstedt gollerine devam ediyor. 1-0 öne geçtik. Evet Ajax maça daha iyi başlamıştı. Biraz da endişelendim ama Kesper golü attı burada. Marmuş çok iyi götürdü topu. İçeriye çevirdi. Savunmaya çarpan top. Kesper yükselip kafayı vurdu ve gole attı. Şimdi Orkun kullanıyor korneri. Hadi bir de kornerden gelsin. Olmadı. Enrique Arroyo. Şimdi Timber. Anko. Anko götürdü topu. Anko bastı geriye Lopez'e. Lopez yerden Orkun. iyi servis. Gert da nasıl kaçırdı bunu? Aman Allah'ım. Direkt dibinden top dışarı gitti. Bomboştu kale ya. Evet, oyunun kontrolünü elimize aldık. Şimdi Lopez kullanacak serbest vuruşu. Lopez arkaya doğru savunma. Lukas Kornadaut iyi yere pas. Casper, Casper, Casper. 2-0 oldu. Lukas Kornadaut'un pası. Casper çok iyi döndü. Dar açıdan mükemmel bir vuruş. Aferin çocuklar. 2-0'ı bulduk. Casper'ın iki golü. Bizi biraz rahatlattı. Çok iyi döndü. Uzak köşeye doğru harika bir vuruş Casper'dan. İlk yarıyı 2-0 kapattık. Şimdi artık Milan boyu çıkarmamız gerekiyor. Yalnız böyle yumruğumuzu sıkıp yok eller belde harika oynuyorsunuz beyler. Böyle devam diyeceğim. Gerçekten iyi oynuyorlar çocuklar. Bulla ile oyunu alalım. Şimdi dinlendirmemiz gereken de oyuncular var. Gertrude'yi çıkaralım. Timber'in yerine de Yupa Aydın'ı alalım. 3 oyuncu değişikliği yapacağız. İkinci yarıya gidelim. Sonrasında belki bir de Kasper'ı çıkarabiliriz. Real Madrid deplasmanında onun da dinç olmasına ihtiyacım var. Şimdi Marmuş, Aydın, Eyüp Aydın arkaya doğru iyi pas. Bulloy da çevirebilir mi? Kontrol etti. Lopez'e Lopez. Rulli çıkardı. Orkun vurdu kafayı ama Rulli'nin üstüne doğru gitti. Top, korner. Orkun kullanacak korneri. Orta geldi savunma. Şimdi iyi İyi oynuyoruz. Böyle oynamaya devam etmemiz lazım. Kulluğu da bir darbe aldı. Şöyle 67. dakika artık. Kesper gel bakalım. Casper çıksın. Santiago Jimenez'i alalım mı? Onu alalım. Biraz form tutsun. Orkun da yoruldu. Bir oyuncu değişikliği hakkım kaldı. Onu kullanmayacağım. Eksik kalmak istemiyorum. Bulloydin'in durumu çok belirsiz. Şimdi Marmuş. Lukas Kornadov döndü. Sol tarafa açtı oyunu. Bulloy'de. Bulloy'de. Lopez'i gördü. Tekrar aldı Bulloy'de. Geriye Lukas Kornadov. iyi yere pas. Pedersen direkt vursa. Oh Pedersen be. Mükemmel bir gol Pedersen'den. Direkt vursa dedim. Kontrolü yaptı. Sonrasında vurdu ama füze gibi vurdu. Çok sert bir vuruş. Yalnız Lucas Gornadot'un da servisi gerçekten çok iyiydi. Kes asistini yapmıştı. Şimdi de Pedersen asisti yaptı. İki asistle oynuyor Lucas Gornadot. Orkun bir orta daha geldi. Bu işte bu. 4-0. Ayaksa sahayı dar ettik. 4-0 oldu. Dekuip'te Feyenoord'un futbol şovu var. Mükemmel oynuyoruz de Klesi eker derbisine damgayı vurduk. Ulluğu yükseldi. yükseldi, Kafayı vurdu ve 4-0. Harikasınız çocuklar. Harikasınız. Haydi bir 5 de gelsin. Lopez Ulluğu o kaldırdı. Jimenez 5 oldu. 5 oldu. Jimenez ben geri döndüm diyor. 5-0. Ayaksa karşı futbol resteli veriyoruz. Harikasınız çocuklar. 5-0. Bulluğu de Ortaya açtı. Işte Jimenez kafayla köşeye bıraktı topu. Şimdi Marmuş'u çıkarabiliriz aslında. Marmuş'u dinlenmeyi, dinlendirmeyi unuttum. İdris'i de İdris'i değil değil mi? Jaden Slory. Jaden Slory'i de oyuna alalım. Heyecanlandım. O oyuncuların ismini karıştırıyorum. Ama gerçekten çok iyi performans. 5-0 ya. 5-0. Harikasınız çocuklar. Şimdi Lucas Korna Doğut kaptı. Jimenez. Bulluğu de Kulluğu da ortaya açtı. Jaden Story dışarı gitti. Harikasınız be. Evet işte bu. 5-0 kazandık. Finale adımızı yazdırdık. Gerçekten mükemmel bir performans. Kolları yukarı kaldıracağım. Finale yükseldik beyler. Tebrikler. Bunu hak ettik diyeceğim. De Klesi derbisinde gülen taraf Feyenoord oldu. Mükemmel bir performans ortaya koyduk. 1.24 milyon euro kasamıza girecek. Ve finalde de Twente ile karşılaşacağız. Aferin Bulu'yla. Çok güzel bir performans. Bir gol bir asist. sürümüzde yine ayarlamalar yapıldı. Yaklaşan Real Madrid maçının gözlemci raporu geldi. Hücum ağırlıklı oyun Oyuncaklar. Akıcı bir oyun anlayışıyla şöyle bir zayıf yönlerine bakalım. Yenilen gol. Son 19 maçta yapılan 9 asistin 4 tanesi yapılan ortalardan kaydedilmiş. Evet deplasmanda oynayacağız. Onun için erken ortaları kullanabiliriz. Bu bize bir avantaj sağlayabilir. Real Madrid maçı öncesi anketler Real Madrid galibiyetini gösteriyor. %51 Real Madrid galibiyeti. Feyenoord'a %20'lik bir oran vermişler. Beraberliğe de %29 demişler. Rakibimizde sadece Valverde sakat. Onu kullanamayacaklar. Bizde de Orkun Kökçü. Tabi Orkun'un eksikliği bu maç için çok büyük bir eksiklik. Real Madrid'de dolu dizgin. Son 5 maçın 2025'inde kazanmışlar ki La Liga'da da birinci sıradalar. Real Madrid moralli gelecek. Daha doğrusu biz onlara gideceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor bu maçta. Real Madrid maçına hazırız. karede Heidel oynayacak. Gertrude, Van den Berg, Hanko ve Hartman 4 Üst savunma hattımızda olacak. Lucas Gornadot'la Timber orta sahada güzel bir uyum yakaladılar. Orkun cezalı olduğu için bu maçta forma giyemiyor. Onun yerine Milan boyu oynatacağım Forvet forward arkasında. Forvet'te de Kasper olacak. Bu maç üzerinde temkinli bir oyun anlayışıyla sahaya çıkacağız. Fazla beklemeden orta açacağız ceza sahası içerisine. Ve bir de topa dalı açtım bu maçta. Sert oynamamız gerekiyor rakibimize karşı. Böyle bir maça çıkalım. Evet. Rudiger fizik olarak güçlü bir oyuncu olduğu için kesper biraz endişeli. Ama bununla baş etmesi gerekiyor kesperın Şimdi yumruğumuzu sıkalım. Bizi ve benden ne kadar haklı olduğunu göstermeliyiz bence beyler diyeceğim. Bir de defans oyuncularına size inancım tam diyeyim. Bu şekilde maça çıkabiliriz. Evet. Maça doğru ilerliyoruz. Zor bir maç. Real Madrid deplasmanı. Benimkinle oynamaya çalışacağız. Yani buradan... Mağlup ayrılmazsak bizim için büyük avantaj olur. Step Van Den Berg arkaya doğru düşündü. Olmadı. Frimpong. Verdi Rodrigo'ya. Şimdi Doutreau. Militao. Kopmeiners. Gertrude'a bastı aldı. Milambo iyi çıkardı topu. Marmuş koşu bekledi. Milambo'dan geldi o koşu. Gertrude'a. Gertrude'a. içeri girdik. Gertrude'a. Ah be kurtuğa. Biraz daha iyi vursaydı. Golü de atabilirdi Gertrude ama maalesef olmadı. Tehlike yarattık rakip kalede. Şimdi Real Madrid serbest vuruşu kullandı. Top direkten geri geldi. Cobb Miners bir kez daha. Timber müdahale etti. Cobb Miners. Vinicius Junior ortası Rodrigo. Ama Hedl'da kaldı top. Evet tabii Real Madrid, Real Madrid yani baskıyı artıracaklardır. Santiago Bernabéu'da oynuyoruz. Zor bir maç. Ama bizim bir şekilde oyunu tutmamız gerekiyor. Şöyle oyunculara daha çok çabalayın da diyelim. Evet ilk yarı 0-0 bitti. Bence iyi gidiyoruz. Çok iyiydiniz beyler. Son düdüğe kadar böyle devam diyeceğim. Hatta şöyle kontradan bir de gol bulsak mükemmel olur ama oyuncularımız sarı kartta gördü topa dalıyoruz. Biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Hartman. Şimdi bu oyunculara şöyle bir sertliği azaltmalarını söyleyelim bence. An kovurdu top direkten dışarı gitti bu arada. Ah be. Gertrude'yu da ya da aynı şekilde sert yazatmasını söyleyeyim. Artık oyuncu değişikliği de yapabiliriz. Marmuş'un yerine neredesin Santiago Jimenez? Sen gel. Kasper sola geçsin. Santiago Forvet'e geçsin. Lucas Cornudot biraz problem yaşıyor. Onun yerine Dermane'yi alacağım. Genç oyuncumuz Dermane'ye güveniyoruz. Ankonun yerine de şöyle bir Ferrares'i koyabiliriz sanki. Şimdi Ruben Neves kullandı. Savunmadan sekti. Hata yapmadık. Aferin. Milambo. Milambo götürüyor topu. Milambo çok güzel açtı sol tarafa. Kesper bekten de destek var. Şimdi iyi çıkabiliriz. Kes da sağ tarafa Gertruy'da yattı. Sağdan sola, soldan sağa gidiyoruz ama bu biraz abartı oldu Gertruy'da. Şimdi Milan bo Artman'a. Artman, Artman şut çekti, top dışarıda. 70. dakikaya kadar geldik. Gertruy da yoruldu. Mendy Camavinga, miners. Hernandez olmasın bu. Biraz dikkatli savunma yapmamız lazım. Todibo. Rudiger ortalı. Vandenberg. Rudiger. Allah'ım. Ha o çok iyi bir Hedl. Çok iyi kurtardı ki pozisyonda offside'mış. Şimdi bir dakika. Oyuncu değişikliği yapmam lazım. Ya bu tema da gerçekten bazen beni yoruyor. Şimdi Kesper çıkacak. Casper'ın yerine Bolloy'dayı alacağım. Gertrud'un yerine de Pedersen girsin. Bu şekilde devam edelim. Son 15 dakikaya da böyle oynayalım. Milan Bo. Milan Bo Timbere. Yalnız Milan kendine güveni de gerçekten beni hayran bırakıyor. Çok iyi oynuyor. Kespur yerden Jimenez gol. Hakemin el havada. Jimenez öyle sert vurdu ki topu göremedim. Gol incelemesi yapılıyor. Gol geçerli. İşte bu be. işte bu. Aferin çocuklar. Harikasınız. Ferrares'i. kespura Kesper. Yerden oynadı Jimenez'e. Jimenez'e tekli. Çok sert vurdu ve gole attı. Deplasmanda 1-0'ı yakaladık. Bu büyük avantaj olacak bizim için. Oyunu bu şekilde tutmamız lazım. Artık biraz tempoyu da düşüreceğim kesinlikle oyunu bu şekilde tutmamız lazım. Gol yemezsek çok büyük avantajla döneceğiz de kuyipe. Ve evet maç bitiyor. Deplasmanda Real Madrid'i 1-0'la geçtik. Harikasınız çocuklar. Sizlerle gurur duyuyorum. Harika bir galibiyet aldık. Real Madrid'i deplasmanda yendik. Kendi evimize büyük bir avantajla döndük. Gerçekten büyük avantajla döndük. Bakarsak fikstürümüze de Ajax'ı 5-0'la Real Madrid'i e de 1-0'la geçtik. Şimdi önümüzde zorlu fikstürün son maçlarından bir tanesi AZ Alkmaar maçı olacak. Aslında önümüzdeki 3 maçta yine zorlu maçlar. AZ Alkmaar, Real Madrid sonrasında da Hollanda Kupası final mücadelesi. Bu maçlarda da aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Azealmar takımının da gözlemci raporu geldi. Şöyle bir bakalım zayıf yönleri neler? Kafa vuruşu konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Ama Alkmaar maçında mevcut oyun sistemi bozmayı düşünmüyorum. Onlara özel bir önlem almayacağım. Kendi evimizde oynayacağız maçı. Bu arada Ajax da Juventus'u yendi 2-1. Tabii Ajax kendi evinde oynadı. Juventus belki deplasmanda bu maçı çevirebilir. Timber yeni bir sözleşme için kapımızı çaldı. Orkun bir konuşacak onunla. Ama bence Timber'le sözleşme de yenileyebiliriz. Evet problemini şu anda bir kenara bıraktı. Şimdilik endişe edilecek bir şey yok. Teşekkürler patron dedi. O zaman şöyle biz bir takım dinamiklerinden mutluluk durumuna bakalım. Birçok oyuncumuz aslında yeni sözleşme ile ilgili düşünmeye başladı. Evet sezon sonu birçok oyuncu ya sözleşme yenileceğiz ya da bazılarıyla yollarımıza ayıracağız. Dequip'te oynayacağımız Zalcmar maçına favori çıkıyoruz. Rakibimizin form durumu çok iyi değil. Son 5 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik, 2 de galibiyet aldılar. Bizim de son 5 maçta 2 beraberliğimiz var ki bunlardan bir tanesi Barcelona'ya karşı. 3 tane de galibiyetimiz var. Ajax'ı 5-0, Real Madrid'i 1-0 devirdik. Bu maça çok moralli çıkacağız bundan dolayı. Rakibimizde Jasper Carlson onların önemli oyuncusu. O bu maçta forma giyemeyecek. Bu sezonda gerçekten iyi işler yapmış. Diğer eksik oyuncusu da Ciden Attayi ki onu da bu sezon 22 maçta oynatmışlar. Azi Alkmaar'da önemli eksikler var. Ajax yine puan kaybı yaşadı. Zwolle ile kendi evlerinde 0-0 berabere kaldılar. Şimdi onların puanı 64 oldu. Biz de Azi Alkmaar'la oynayacağız. Kazanmamız durumunda puanımız 72'ye çıkacak ve ikinci ile aramızdaki puan farkı 8 puana kadar yükselecek. Büyük bir avantaj yaşayacağız şampiyonluk yolunda. AZ Maçını hazırız. Biraz rotasyon yapmaya çalıştık. Orta sahada Eyüp Aydın'la Sebalyos'u oynayacaklar. Milan bunun performansını beğeniyorum. Onun için Milan boyu bu maçta da kullanacağım. Jimenez forvet de görev alacak. Sakatlıktan çıktı. Formasına kavuştu. Ki Real Madrid maçında da güzel oynadı. Milan fiziksel olarak çok iyi bir oyuncu haline geldi. Sol tarafta Marmuş oynayacak. Karemizde de Capri ile var bugün. Bu şekilde takım bildirebiliriz. Şimdi Dekuip'te oynuyoruz. Yumruğumuzu sıkalım. İyi oynuyoruz ve güzel bir seri yakaladık çocuklar. Bunu devam ettirelim ama yok. Savunma oyuncularına size inancım tam diyeyim. Bir de orta sahalarla konuşalım. Orta sahanın kontrolünü elinizde tutmanızı istiyorum dedim. Bütün oyuncularımız motive oldu. Kendi evimizde avantajlıyız bence. İyi oynayıp bu maçı kazanabiliriz diye düşünüyorum ki çok da formdayız. Çok da moralimiz yerinde. Ajax'ı 5-0 geçtik. Real Madrid'i 1-0 deplasmanda yendik. Şimdi Jimenez. Jimenez çekti, vurdu, top dışarı gitti. Şurayı ben yine puan durumunu alacağım. Kerkes kullandı Bazwer Misic. Şimdi Danise Balyos girdi oraya. Marmuş oynadı sol tarafa. Marmuş içeri çevirirse tehlike var. Jimenez golü attı. Santiago Jimenez Marmuş'un asistini boş çevirmedi ve golü attı. Aferin çocuklar. 9. dakika 1-0 öne geçtik. Sebalos topu kaptı. Takımı çok iyi hücuma kaldırdı. Marmuş içeride Milan bunun da koşusu vardı zaten iki oyuncumuz bomboş demarki durumda golü attık çok iyi bir geçiş oyunu çok iyi yaptık bunu şimdi McKenzie bası verdi bozuyor ama baskı sonuç verdi marmuş o koridoru kullandı marmuş içeri girdi direkten geri geldi top çok iyi düşündü plaseyi ama olmadı top direkten oyun alanına geri dönüyor Kerkez Mihailovic, Mackenzie. Şimdi Kerkez tekrar. Oerman. Verdi Reyn derse. Topuk pası güzel bir pas. Sert hareketler. Top bizde Eyüp Aydın. İdrisi'ye verdi. İdrisi çizgiye doğru koşu yaptı. Orta düşündü ama olmadı. Milambo kontrolü yapıyor. Milambo. Antoni Milambo. Kalecinin büyük hatasını değerlendirdi. Çok da harika bir vuruş gerçekten. İdrisi savunmaya çağırdı top burada. Kaleci çıktı. Milan oradaydı. Kontrolü dar açıdan harika bir şut Milan Aferin çocuklar. 2-0'ı bulduk. Böyle devam edelim. Şimdi Lopez Marmuş'a sert bir hareket Sugavara'dan. Kırmızı kart görecektir muhtemelen. Evet, gerçekten sert bir hamle yaptı, artık rakibimizde 10 kişi kaldı, oyunun kontrolü tamamen bizim elimizde, skor bizim lehimize, rakibimizde 10 kişi, marmuş götüremedi topu, es marmuş bastı orada aldı topu şimdi, marmuş dönüyor, Ortayı açtı Pedersen'e Pedersen dışarı gitti. Pedersen bir gol daha mı atacak acaba dedim ama iyi vuramadı topa. Pedersen'in bu hücum katkıları gerçekten iyi. Marmuş'un ortası Jimenez. Hanko kovaladı ama yok Misic. Paulidis. Kontraya çıkmaya çalışıyorlar Paulidis. Eğer kaparsak geçiş oyunda problem yaratabiliriz. Evet kaptık topu şimdi Marmuş. Marmuş ona yine sert bir hareket yapıyorlar ama olmadı bu sefer şimdi Marmuş kaptı topu içeri doğru Jimenez indiriyor Milan boy'a olmadı offside offside şimdi kaleci kullandı serbest vuruşu Misic sol tarafa Kerkes yok o çok olacak bir pas değil Ferraresi Evet, bu maçı da ka galibiyetle kapatırsak Real Madrid maçına moralli gideriz. Real Madrid'le de kupada oynayacağız. Şampiyonlar Ligi mücadelesi. Yani eleyebilirsek Real Madrid'i yarı finale çıkacağız. Geçtiğimiz sezon çeyrek finale kadar yükselebilmiştik Real Madridle. Pardon, Real Madrid yenerek çeyrek finalde Manchester City'e elenmiştik. Eğer Real Madrid elersek bu sefer yarı finale kadar gideceğiz. Ve gol. Lopez'in asisti Milambo bir gol daha attı. Anthony Milambo. Harika oynuyor o da. Orkun'un yokluğu problem yaratır mı acaba diye düşündüm Real Madrid maçında ama Milambo Orkun'u aratmadı. Çok iyi performansı ortaya koydu. İlk yarıdan 3-0'ı bulduk. Bu maçta farka gidebiliriz gibi. Reinders, Odgaard, Goez, Lopez bastı. Şimdi dönüyor Lopez, verdi Bir kez daha aldı Lopez. Geriye Hanko. Anko içeri doğru gitti. Marmuş arkaya döndü. Olmadı ki herkes. Ferrezi, Pedersen, Eyüp Aydın arkayı gördü. İdris'i dışarı. Çok kötü vurdu ya. Aslında pas çok iyiydi ama biraz daha iyi bir vuruş gelebilirdi. Evet ben memnunum. Böyle devam edelim çocuklar. Hatta bence 60'ı beklemeden oyuncu değişikliği yapabiliriz. Genç oyuncularımızı kullanabiliriz. Dermane gelsin. Stebalius'un yerine onu kullanalım. İdris'in yerine Jaden Story gelsin. Başka oynatmak isteyeceğim genç oyuncumuz var mı burada? Yok. Tamam bu iki oyuncu değişikliğiyle devam edelim. Korner oldu. Şimdi korneri kullanacağız. Orta savunma. Lopez kontrolü yaptı Lopez. İçeri girdi. içeri çevirdi ve Jayden Slory golü attı. İşte bu be. Jayden Slory golü atıyor. Genç oyuncularımız artık takıma entegre oldular. Milan bu iki gol. Jayden Slory bir gol. Dermane yine altyapıdan çıkardığımız bir diğer oyuncu. Slory öyle. Milambo öyle. Altyapıya önem vererek yaptığımız bu kariyerde gerçekten altyapıdan çıkardığımız oyuncular güzel işler yapıyor. Evi Aydın darbe aldı. Şöyle bir Eyüp Aydın'ı çıkaralım. Onun yerine kimi kullanalım? Lucas Cornedot'u kullanabiliriz belki. Biraz daha süre alsın o da. Lucas Cornedot'un da performansından çok memnun kaldım. İki yönlü orta sahada bu sezon çok güzel işler yaptı. Şimdi Pedersen Milanbo kurtardı topu Milanbo. İçeriye doğru savunma. Jaden Slorie. Lucas Cornedot Pedersen tekrar Lucas Arkaya iyi pas. Jimenez ve gol. Hakemin eli havada. Eğer offside yoksa bir diğer yakın, rak yakın rakibimize de 5 atmış olacağız. Evet. Offside yok. Gol geçerli. Ajax Hollanda kupasında 5-0'la geçmiştik. AZ Alkmaar'a da Eredivisie maçında 5 atıyoruz. Tabi AZ Alkmaar 10 kişi kaldı ama Sonuçta o da maçın içinde olan bir şey. Harikasınız çocuklar. Harika bir performans. Ben yine kolları dua eder gibi yukarı kaldırayım. Çok çok iyi bir galibiyet aldık bugün. Harikasınız beyler. Rakibimize karşı ezici bir galibiyet aldık bugün. Marcos Lopez iki asist yaptı ve maçın adamı oldu. Eyüp Aydın bir üç gün sağlardan uzak kalacak. Marcos Lopez'in performansını bir tebrik edelim. Takım dinamiklerinde takım uyumumuz mükemmel ki gerçekten de mükemmel oynuyoruz. Şöyle bir hiyerarşide beni destekleyen oyuncu sayısına bakacağım. 16 oyuncu. Mutluluk durumunda sözleşme yenilemek isteyen oyuncular var. Bunların arasında Anthony Milambo da katıldı. Şöyle bir fikstürümüze gidelim. Gerçekten mükemmel bir bölüm oldu. Barcelona beraberliğiyle başladık bölüme. Bu beraberlik tur atlamamızı sağladı. Svolley'i 4-1 ile geçtik. Sonrasında Ajax'a 5 attık. Real Madrid'e deplasmanda 1-0 ile devirdik. AZ Alkmar'ı da 5-0 ile geçtik. Bir sonraki bölüme Real Madrid maçıyla başlayacağız. Belki 5 maç yaparız. Belki 4 maç yaparız. Onu bir sonraki bölümde karar veririz diye düşünüyorum. Bu bölümün burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.